Andropoz adını verdiğimiz klinik durumda belirtilerle birlikte mutlaka testosteron eksikliğinin ortaya konması son derece önemlidir. Hastadan sabah erken saatlerde alacağımız en az iki örnekte testosteron seviyesinin düşüklüğü ortaya konulmalıdır. Bunun dışında hastada klinik olarak farklı farklı belirtilerin bir arada bulunması önemlidir. Burada testosteron eksikliğine bağlı bir takım fiziksel belirtiler hastada mutlaka olmalıdır. Örneğin fiziksel güçte azalma, kas kitlesinde azalma, güçsüzlük. Gene testosteron eksikliğine bağlı cinsel belirtiler, seksüel belirtiler, cinsel istekte azalma, testislerde küçülme, ereksiyon gücünde azalma gibi belirtiler olmalıdır. Bir diğer belirti grubu ise hastada psikolojik değişimler ve psikolojik belirtilerdir. Hastanın duygu bozuklukları, bir takım sinirlilik halleri, depresif halleri, bütün bunlar hastada psikolojik olarak da ortaya çıkmalıdır. Bu gruplar içerisinde fiziksel, biyolojik, psikolojik belirtilerin birkaçının beraber olması ve bununla beraber testosteronun kan seviyelerinin düşük olması kişide geç ortaya çıkan erkek hipogonadizmi ya da testosteron yetmezliği sendromunu tanımlamamıza imkan verir.